Yarın için para ayarlıyorsun. Peki ya bugün ne olacak? İlça ne olacak? Damini? Ne yapıyorsun? Abla, siz buraya nasıl geldiniz? Kızım, kızım ne yapıyorsun? Gelin lütfen oturun. Sen de bak. Ne oldu? Sıkıntı çekiyor musun ama bana anlatmıyorsun. Neyse ki Baccu anlattı. Kapıdaki bekçiyi tanıyormuş. Sonra o uzaklaşınca biz de içeri girdik. Sıkıntıda olduğunu bu çocuklardan mı öğrenecektim kızım? Niçin benimle gelip konuşmuyorsun ki? Abla, sen bizi düşünüyorsun ama kimse bizi düşünmüyor. Artık daha fazla dayanamayacağım. İlça da okula gidiyor abla. Bugünü kurtardık. Peki yarın? Artık masrafları karşılayamıyorum. Siz gelmeden önce az daha kumbaramızı kıracaktım. Kendini bu kadar üzme kızım. Sen elinden geleni yapıyorsun. Bak her şey yoluna girecek. İlça da okuluna devam edecek elbette. Bu şekilde para biriktiremezsin ama... Sana nasıl biriktireceğini söyleyeyim. Kendini üzmene gerek yok, tamam mı? Kardeşim bir şirkette çalışıyor. Neydi adı? Max. Max sigortaydı. Evet evet oydu. O bana hep biz fakirlerin kumbarada para biriktirmeye çalıştığımızı ama sigortalı olmamız gerektiğini söyler. Hepimiz mutlaka sigortalı olmalıyız. Hangi şirkette çalışıyorlardı? Max Vijay sigorta şirketiydi. Evet. Evet, bu şirkette sen de para biriktirmelisin. Geleceğin için, İlça için. Teyze, yalnız sigortaya başlamak için 1000 rupi vermelisin. 1000 rupi mi? Ama peki nereden bulacağım ben o kadar parayı? Nereden? Merak etme. Sen günde 10 rupi kenara at bakayım. Sadece 10 rupi mi? Evet. Günde 10 rupi kenara atarsan aylık primleri ödeyebilirsin. Bir ay ödemezsen de hemen iptal olmuyor. Evet, bir sonraki ay ikisini birlikte ödeyebiliyorsun. Böylece sigortan devam ediyor. Evet, katılım şartları da zor değil. Yani çok fazla evrak işi yok. Ama doktordan bir kağıt alman gerekebilir. Evet, hepsi o kadar, tamam mı? Yeter artık. Teyze, bu sigortaya 7 gün içerisinde başvurabilirsin. Damini ne kadar biriktirirsen, bunun 5 katını kazanacaksın kızım. Ne? Tabii ki. Allah korusun ya sana bir şey olursa, o zaman İlça'nın da kenarda parası olur. Gerçekten teyzeciğim, bu kumbarada para biriktirmekten çok daha iyidir, emin ol. Bu paralar azar azar büyüyecek, merak etme. Hadi getir, şu başlangıç parasını toplayalım. Bu benim payım. 100 rupi. Getir teyze, ben de koyacağım. 5 rupi. Bunu da hoca efendi İlça için yolladı sana kızım. Al bunu. Ben kazandım. 10 rupi. Yarın için çok az süt var. İlça, ne yapıyorsun kızım? Ne oldu? Ne oldu İlça? Söylesene. İlça, okulda kimse seni üzmüyor değil mi kızım? Anlatamadığın bir şey mi var İlça? Yoksa hala arkadaşların seni malikanede mi yaşıyor sanıyor? Ha? İlça, önümüzdeki ay resim dersine gidersin kızım.
Unuttuğumu sanma sakın. Annen hiçbir şeyi unutmuyor kızım, ha? Anne, benden bir şey saklıyorsun. Bunu biliyorum. Derse gittiğinde bana resim yapacaksın. Değil mi? Hayır anne. Gerek yok. Resim yapıyorum zaten. Balık, ağaç, kuş. Hepsini. Boya da yapıyorum. Benim zavallı kızım. Beni çaresiz sanıyorsun. Ama göreceksin hayatım, tüm rüyalarını, tüm isteklerini gerçekleştireceğim. Gel buraya hayatım. Anne, sen sakın üzülme. Merak etme. Seni hiç üzmeyeceğim. O kumbara da ağzına kadar parayla dolacak. Ben o 5000 rupiyi kazanacağım. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise koi.